çok radikal bir psikolog kendisi. İlim ve bilimi harmanlıyor. Halalarım rivayete göre anneme demişler ki babamın aşık olduğu bir kadın varmış, adı Serap'mış. Kimi, babanızın mı? Öyleymiş, halalarım söylemiş. Annemi acıtmak için öyle bir şey olsa bile söylenir mi? Benim aklım var. O zaman yaradanla arama kimsenin girmesini istemiyorum. Terapistim oldu dediğiniz yaradan mı? Evet. Ne güzel bir tanımlama. Cenin gibi koru beni diyordum, onunla konuşuyordum. O gün bugündür hep korur beni. Çok iyi biliyorum. Bir de Ayetel Kürsü okuyorum günde 7 tane. Hayattaki sorunlarımız, kayınvalideye bakışın, ona yüklediğin anlam seni kanser yapabilir. Dileklerin gerçekleşebilmesi için olması gereken şartlardan bir tanesi şu. Peki şimdi siz şöyle mi düşünüyorsunuz? Yani acaba orada babam sorguda zorlanıyorsa ben ona yardım edeyim dedim. Bu dünyaya gelişimde aşirette gelin olmak belki de enkarnemi tamamladığım yer. Barış içinde bitirdim. Herkese merhaba. Bugün çok 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 şahane bir konuğum var. Bir duayen. Gördüğünüz gibi tatlıca da olduk. Ne zamandır kendisini ağırlamak istiyordum. Hocam da diyeyim aynı zamanda. Sevgili Adalet Bağdu, uzman psikolog ve eğitmen. Aynı zamanda Adalet Bağdu Akademi'nin kurucusu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Estağfurullah, onu duyduk. Evet, sevgili izleyicilerimizle aramda köprü olduğunuz için hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, bu cadı şapkam bayağı bir konuşuluyor. Merak da uyandırıyor. Evet, niye taktık hemen söyleyeyim. Çünkü ben Adalet Hanım'ın sayfasında böyle bir şapkayla pozunu gördüm ve çok hoşuma gitti. Çok da yakışmış zaten kendisine. Çok da özendim bir tatlıcada olarak, tatlıcada adayı olarak diyeyim. Sağ olsun, şimdi gelirken bana da hediye etmiş. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi neyi sembolize ediyor bu şapka? Cadıların misyonunu orta çağdan bugüne gelmiş olduğu hurafelerle aslında yanlış algılarını silip onları ne kadar değerli şifacı kadınlar, bilge kadınlar, evet, devrimciler, feministler ve kadın hayatında tedaviyi, dönüşümü öngören kadim bilgilere sahip çok değerli aslında ebeler, eczacılar, terapistler, doktorlar diyebiliriz ki zaten öyleler. O nedenle onların o değerli misyonlarını, olumsuz çapalarını silmek adına cadı şapkamı takıyorum. Ve cadıların ruhunu, bilgisini yaşatmak anlamında reanimasyon eğitimlerimin başlamasıyla birlikte arkasından cadı okulunu açmış olacağım ve cadı okulu başlayacak. Niyetim iyiden yana, niyetim bilimden yana, bilimi ve ilmi mix ederek cadıların olağanüstü formüllerini öğretmek anlamında anneden kıza geçen el verme, şifacı kadın, şifacı uzmanlığı. Ben kızıma el vermek istedim ama kızım farklı bir hayat seçtiği için bütün kızlarıma, bu cadı okuluna gelecek bütün kızlarıma el vermek istiyorum. Arkadaşlar, çok radikal bir psikolog kendisi. İlim ve bilimi harmanlıyor. Şimdi bana da hep soruyorlar, sormaya başladılar daha doğrusu. İşte bilim okuyorsun, işte ilimsel konular artık garip gelmiyor mu sana diye. Hayır, daha da anlamlı geliyor hatta. İkisini mix etmeyi ben de planlıyorum. Evet. Çünkü zaten yani yolun kendisi güzel, aramak çok güzel, mana aramak çok güzel. Ama yok etmiyor yani. Hani okuduğum okul sonuçta bugüne kadar öğrendiklerimi, bugüne kadar bana yol gösteren sistemleri yok etmiyor. Dolayısıyla da yeni başlayanlar için her zaman kişisel gelişim araçları zaten birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve bu bir yol yani. Hep beraber yürüyoruz. İşte ömrümüz yettiğince göreceğiz bakalım ne anladık bu hayattan. Biz bilimsel, akademik insanlarız ve bilimle uğraşıyoruz. Öyle hurafe falan filan, hacı hoca meseleleri değil. Tam tersi, son derece ayakları yere basan, insanlara vizyon, şifa getiren bilgilerle yürüyoruz. Benden daha gelişmiş olan aslında cadı okulunda da onun müdüre yapmak istiyorum. Adları oluyor. Dün de cadı okuluna bir kaydım oldu. Yani bir tane daha oldu. O da Almanya'da şöyle dedi. Ada Hanım, ben de yetim cadı olayım ve ergenlere bakayım dedi. Öyle bir içim burkuldu ki. Çünkü kendi yetimdi. Cadı şapkasını falan
falan hazırlamış Almanya'da. Karşıma geçti. Hocam beğendiniz mi? Ben de cadı olmak istiyorum. Ya cadı olmak isteyen çok genç var. O nedenle cadı olmak aslında dediğim gibi şifacı olmak. Yazılı kaynaklarda orta çağla başlanıyor o geliştiğimiz şeyde. Ancak yazılı kaynakların olmadığı dönemlere de gidecek olursak, çünkü bulduğum o noktadan daha gerisi neresi? Ben hep böyle gidiyorum. Bunun öncesi nedir? Bunun öncesi nedir? Bulduğum yerden giden birisi değilim. Peki bundan önce ne olabilir? Hani orta çağda var. Peki orta çağa nasıl gelmiş cadılar? Bu şifa cadılar, otacılar, eczacılar, ebe, hemşire cadılar, sanatçılar, öncüler. Şimdi ama tabii hemen siz çok araştırdığınız için aslında cadılık sizin için çok başka bir manada şu anda. Fakat biz yeni tanışanlar için cadıların bu tarafıyla biz neden peki cadıları, yani cadıların dünyada niye adı kötüye çıkmış? Şimdi onu anlatmak isteyeceğim. Aslında cadılar bu saydığım mesleklerin yanı sıra aynı zamanda devrimciler ve öncüler. Devrimci ne demek? Üç şeye karşı geliyor cadılar. Birincisi kiliseye. Çünkü biliyorsunuz din olarak geldi ve kilisenin neler yaptığı orta çağı aldı. Yaklaşık 17. 18. yüzyıla kadar karanlık çağa götürdü. Bu karanlık çağ 400 yıl boyunca cadılara işkenceler yapıp onları yok etmek, yakmak, kazıklara geçirmek, ağır işkenceler, İngilizyon mahkemelerinde giyotinle gitmeler, delizyona uğratmalar ne demek? Aslında onlar her biri öncüyken, birer şifacıyken yapılan işkencelerle zoraki ve gerçekle sanrı arasında artık o verilen ilaçlar, yüklenen kimyasallar ve acılar sonucu cadılara mahkemelerde olumsuz itiraflar yaptırarak algıyı başlattılar. Ama o zamanlar adı cadı değildi onların. Şifacıydı. Evet, cadı dendi sonra. Evet, sonra cadı dendi. Onlar şifacı, ebe, otacı, eczacı ve devrimci, öncü kadınlar. Üç şeye karşı direniyorlardı. Birincisi kilisenin özgürlükleri almasına karşı. İkincisi toprak sahiplerinin köylülere karşı bir ne diyelim hegemonyası. Üçüncüsü erkeklerin kadınları bastırmasına, sindirmesine yönelik geliştirmiş oldukları o politikalara benim sevgili cadılarım, yani o devrimci, öncü, şifacı, hatta onlara önce bilge kadınlar deniyor. Evet. Ve cadıların yapmış olduğu bütün o şifa teknikleri, şuruplar, düşünebiliyor musunuz? Şuruplar yapıyorlar, kremler yapıyorlar, merhemler yapıyorlar. Şifa olsun diye. Şifa olsun diye. Ve o 400 yıl boyunca tıbbın, maalesef ki tıbbın, batı tıbbı dediğimiz bugün, bu olağanüstü güzel kadim bilgileri şifacı kadınlara da cadı dediler, deli dediler, şeytana tapıyor dediler. İşte kadınların karnındaki bebekleri öldürüyorlar, yeni doğan bebekleri şeytan ayinlerinde şeytana veriyorlar diyerek son derece yanlış algılar oluşturarak bir kilisenin onları susturması, iki kadının çok önce olduğu anaerkil toplumdan, yani dişil enerjiden eril enerjinin hakimiyetine geçtik ve ilk kez 17. yüzyılla birlikte tıp erkek doktorların, hekimlerin eline geçmiş oldu. Kadınlara korkunç acılar çektirildi. Uzunca bir süre o sessizlikten sonra 400 yıl boyunca cadı avı dendi ve kadınlar avlanıyordu. Aslında orada cadı avı dediklerinde ne kadar akıllı kadın varsa toplumda önce olacak olan, sorgulayan, nitekim bugün de malum toplumlarda görüyoruz akıllı kadınlara, öncülere yapılanları. O nedenle devrimci olmak, öncü olmak, inançları sorgulamak, bilginin peşinde gitmek, bilmediğini reddetmemek, bilmediğim şey, çünkü bilmediğim bir şeyi reddetmeye ben cehalet diyorum.
ilim yolunda yenilerdeyim. Reddetmemiştim ilmi. Hı hı. Sadece alanıma girmiyordu. Bilimde gidiyordum. Çok iyi anladık herhalde. Ben de aydınlandım gerçekten. Biz aslında şifacı kadınlara geçmişte bu yolda çok acı çekmiş şifacı kadınlara itibarını geri vermek üzere bir temsil, bir sembol aslında evet, bu. Doğru mu anlıyorum? Evet, doğru. Evet. Dolayısıyla da arkadaşlar tatlı cadı evet. olarak yolumuza devam edelim. Ve cadıların bir dönem şifacı olduğunu ve o dönemin koşullarında aslında adlarının cadıya çıkartılarak kötülendiğini Adalet Hanım bize çok hani kısa ve hepimizin anlayacağı biçimde anlattı. Çok kıymetli bir bilgi evet. gerçekten. Ebelere, tabii. ebelere geri vermeliyiz Hı-hı. bilgilerini, onurlarını. Hemşirelerimize geri vermeliyiz. Evet. Gerçek şifacılara geri vermeliyiz. Hı-hı. Şu an hani toplumda birkaç bir şey alıp şifacıyım diye dolaşanlardan Hı-hı. bahsetmiyorum. Gerçek şifaya, gerçek bilgiye ulaşan ve bunu nesilden nesile taşıyan o kadınlara Hı-hı. destek olan o harika öncü kadınların Hı-hı. misyonu için bu şapkayı taktım. Evet. Yani aslında selam olsun onlara. Sağlıkçılar. Evet. Yani geçmişin sağlıkçıları evet. karşısında biz de şapkamızı çıkartıyoruz evet. o zaman. Şimdi onlar için takmıştık. Şapkamızı evet. çıkartıyoruz evet. saygıyla ve rahmetle. Yoksa bu bir büyücülük falan değil. Evet. Benim için çok keyifli bir program oluyor. Çünkü hem ilim hem bilim gerçekten harmanlanıyor şu anda. Çok böyle tatlı bir çatlaklığınız var. Teşekkür ederim. Hocam. Çok gerçekten o akıyor yani sizden. O sebeple ben merak ediyorum. Yani şimdi sizi izlerken diyorum ki oh be hani bir bilim insanı da aslında ilimsel konulara kafayı çevirmiyor. İşte at gözlüğüyle bakmıyor. Hepsini birden kucaklıyor ve anlamaya çalışıyor ve aktarmaya çalışıyor diye çok seviniyorum. Dolayısıyla merak ediyorum aslında başlangıç noktasını. Hani bir derin kazı sorusuyla sormak istiyorum Nasıl ben de. Nasıl geldim bu yollara evet, ama? Evet ilk ne zaman başladı bu çatlaklık? İçimde hep bir ses vardı. İyi olduğumu düşünüyorum. İyi bir insan olduğumu gerçekten düşünüyorum. Vicdanlı olduğumu biliyorum. Hatta en yakın arkadaşım klinik psikolog 40 yıldır. Bazen şey diyor bana sen buraya nasıl düştün? Bazen hani tabii ki sert taraflarım var. Mutlaka törpülenecek taraflarım var. Ama insana dair dokunuşta hak yemedim, kötülük yapmadım, bir şey çalmadım, çırpmadım. Zaten isminiz Adalet. Evet. İsminizi kim koymuş? Babam. Zaten babamdan dolayı geldim buralara. Evet. Babam koymuş ismini. Yaşın babanız? Hayır. Allah rahmet eylesin. Sağ olun, teşekkür ederim. Onun 1,5 yıl öncesi vefatıyla birlikte birdenbire bir kapı açıldı bana. Zaten o kapı beni çağırıyordu, o ses çağırıyordu. Küçüklüğümden bu yana ancak kaçıyordum ben. Neden kaçıyordunuz? Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Şimdi bilimi zorunlu olarak bir şekilde alıyoruz derslerimizde müfredatta böyle gidiyor. Psikolog olmayı İlim, kendiniz mi istediniz? Evet evet. Çocukluğumda hayalim yani hep bakıyordum apartmanlara ve anneme sorduğum ilk sorular şey oluyormuş. O evlerde ne yaşanıyor çok merak ediyorum. Küçücük çocuktun diyor 5-6 yaşında. O evlerde ne yaşanıyor? Kafayı onlara yoruyorum insanlara. Sonra gözlemliyorum çalışan kadınları, kariyer yapanları. Ben 62 doğumluyum yani bayağı X kuşağıyız gerilerden geliyoruz. 62 doğumluyum. Çalışan kadın çok azdı o yıllarda. Daha çok annelerimiz ev kadınıydı ve geleneksel bir yapı içerisinde. Ben onların yaptığı o sohbet edip Türk kahvesi içerken fasulye barbunya muhabbetlerinde değildim. Eve gelen mesela manikür pedikür yapan abla benim dikkatimi çekerdi. Bana göre o farklıydı. Bana göre o kariyer kadınıydı. Kuzen, büyük kuzenim stilistlik okudu ve Sümerbank o yıllarda çok fabrika olarak da tekstil olarak da büyük bir markaydı. Mesela o her sabah işe giderdi, akşam gelirdi, çok güzel giyinirdi, makyajı falan. Bana göre kariyer kadını güzel, akıllı, bakımlı, mutlu, diğerlerinden daha farklı. Yani o evde oturup o yemekleri pişirip muhabbet Türk kahvesi beni cezbetmiyordu. Sokak cezbediyordu. Başka hayatlara dokunmak cezbediyordu. Kardeşlerim bebeklerle oynarken ev
evcilik oynarken evcilik hoşuma gitmezdi. Bir köşede oturdum. Bir de ciddiydim, somurtkandım. Hani böyle bir de ben hala ciddiyim. Hani adam biraz gülün diyorlar. Aslında müzik tarafım da var benim. Çok var hem de. Evet, yani böyle bir çok zıpırım da, çok eğlenceliyim de. Görünüyordur herhalde, böyle huzur bir gülüş var göz ifadesinde evet. zaten. Ama evet. bir de ciddiyetim var. Neden ciddiyetim var? Bilgiyi anlatırken gülemem ki, komedi yapmıyorum. Hem öyle hem de bir isminiz de çok ağır. Herhalde. Yani evet. yani bir hat şeyim var. Haddimi bilmeliyim. Taşıdığım kimliği, yani edindiğim kimliği taşımalıyım. Hep de öyle oldu. Aldığım her kimliği taşıdım diye de düşünüyorum. İyi bir anne oldum, iyi bir eş oldum, iyi evlat oldum, iyi bir terapistim, iyi bir toplum bilimciyim. İyiyim yani. Güzel. Tabii ki sevmeyenlerim de olacaktır. O da çok normaldir. O da onların penceresi. Beni sevmeyenler, demek ki aynada gösteriyorum bir şeyleri, kendi işlerine bakacaklar. Değil mi? Demek istiyorum. İkinciyi affetmiyorum. Affetme meselesinde de bazen yazılıyor. Konudan konuya atlıyorum ama geçeceğim hemen oraya. Affetme meselesi şu. Tabii ki affedeceğiz. Ama neyi affedeceğiz? Hı. Benim kendimin sizle ilgili o hissettiğim duyguyu ben bir kendimle affedeyim. Sizi affetmek değil. Anladım. O duyguyu eritelim. Duyguyu dönüştür. Evet. Duyguyu dönüştürüyorum. Size karşı olan öfkemi, size karşı olan sizi acıtma duygumu, yok etme duygumu, öldürme duygumu neyse bu, kıskanma duygumu neyse bu, onu kendi içimde dönüştürdüğüm zaman sizle ilgili bir şeyim kalmıyor ki. Evet. Zaten size bir şey yapmıyorum. Affetme mesela o. Hadi affettim, kıskançlık oldu, hak etmediğim arkamdan entrika çevirdiniz. Nasıl affedeyim? Çünkü sistem, aldığım eğitim, ben bir sonuçta davranış bilimcisiyim. Davranış kodlarını çok iyi biliyorum. Sisteminde olan bir şeyi değiştirmen ancak senin isteğin ne olur? Benim affetmemle, sizin affetmenizle, özür dilemenizle olmaz böyle bir şey. Oh, çok rahatladım yani, şu an. Evet. Yani ilkelerden birini şöyle vereyim. Biri size bir şey yapıyorsa onun davranış kalıbında o vardır. Biri bir şeyi alıyorsa, biri arkanızdan iftira atıyorsa, entrika çeviriyorsa, hakkınızı yiyorsa onu tekrar yapma. Ya da biri size şiddet uyguluyorsa lütfen, hele şiddete sonra gelelim, onu yapma olasılığı %99'dur. Şiddet uygulayanı niye affedeyim ki ben? Tabii. Kendime şöyle gelmeliyim. Bu şiddete maruz kaldım. Bende değersizlik duygusu yarattı. Kendimi koruyamadım. Bu duygumu dönüştüreyim. Aslında ben değersiz değilim. Ben onunla baş edemedim, mücadele edemedim. Ya da bunun, böyle bir davranışın bana gelebileceğini ben öngöremedim. Onun için kendimi affediyorum. Hoponopono da budur aslında. Onun için kendimi affediyorum, kendimi dönüştürüyorum. Böylece siz bana ulaşamıyorsunuz. Nasıl geldim bu yola, oraya geleyim. Evet. İslamiyet'ten bahsetmek istiyorum. Bizim motiflerimizden. İslamiyet bir ilimdir ve çok seviyorum. O yolda da ilerliyorum. O yolda öğrenciyim. İlimde öğrenciyim. Bilimde, psikolojide herhalde şu ana kadar olan hemen hemen her şeyi deneyimledim sizlerle kendi hayatımda ve bildiğimi düşünmekteyim psikolojiyi. İlimde öğrenciyim. Ancak kendimi öğreniyorum. İlimde maalesef daha karşılaşmadım. Bana bu eğitimi verecek bir rehber bulursam tabii ki öğretmenim olabilir. Ama şöyle geliyorum. Ben öyle düşünüyorum ilimde. Bize bir kutsal kitabı verdi. Değerli bir bilgiyi verdi. Bize ne diyor? Akıl verdim size. Kodlarını da veriyor. Okuduğun zaman kendi içsel ahlakında, kendi içsel dönüşümünde diyor. Bunu nasıl algılıyorsan sen kendini ona göre terbiye et diyor. O halde beni niye biri terbiye edecek ki? Benim aklım var. O zaman yaradanla arama kimsenin girmesini istemiyorum. Peki nasıl bir evde büyüdünüz? Dediniz ki mesela manikürcü gelirdi eve dediniz. Evet. O yıllar için. Evet. Sonuçta lüks diyebileceğim bir kavram. Lütfen. Lütfen. Yani Güney'in en köklü isimlerinden birine sahiptir babam. Bir lider, çok da yakışıklı. Ülkenin solistlerini, az solistlerini kendi işletmelerine getirip
sonra adalar da hediye edebilen bir babaya sahibim, bir iş adamı, hı hı. lider. Aynı zamanda çekinilen bir kabadayı, çok da yakışıklıydı hı. zaten, çok karizmatikti, bayağı biliniyordu. Ve o herkesin çekindiği kişi evin içinde muhteşemdi. Biz 6 kardeşiz. Mesela kuzenler, yeğenler hep der ki ilk kez banyoda klozet takımlarını sizin evinizde gördük. Aa, banyoda halıları var diye. Hmm. Bize göre o lüks normalde. Onların hepsi Avrupa'dan geliyordu. Hmm. Ya yani böylesine güçlü standardı olan bir baba idi. Hmm. Kıbrıs dahil olmak üzere. Hmm. Değişikti işletmeleri. Siz kaç numarasınız bu arada? 3. 3. Ben evet orta, iki erkek, 4 kız içinde ortada, ama hep erkek hep erkek olmak istedim. Hayır, çok memnunum kadın olmamdan. Niye erkek olmak istedim? Babam gibi olmak, yani babamın oğlu olmak, hep babamın oğlu olmak, ama ben babamın kızı oldum. Ve sen benim sevgilimsin derdi babam. İşte çocuklarım olunca da iyi bir anne oldum falan. Ben bağımsızlığı çok seviyorum. Hmm. Özgürlük bende böyle bir şey. İşte babamın kızıyım derken babam böyleydi. Peki diğer kızlarına da böyle der miydi babanız, yoksa size mi? Bana derdi. Hmm. Kız kardeşlerim de dinliyordur. Doğru söylüyorum. Sonra evet, rekabet yok olmasın aramızda. Akıllı kızım derdi. Çok çalışkandım. Neydi böyle sizi farklı yapan kardeşleriniz arasında acaba o yaşlarda? Güzel bir soru. Çünkü babam ceza verebilirdi. İlk iki büyüğe daha ceza veriyor. Ama öyle hayatımızda şiddet görmedik. Hı hı. Yani acı görmedik hı. biz. Gözümüze bakardı. Onun sadece gözü yeterdi. Zaten benim gözüme bakmazdı. Çünkü ben gözüne bakılacak bir şey yapmazdım. Hmm. Yapmayı çok isterdim. Hmm. Onun için büyümeyi bekledim. Büyüyeyim, okuyayım ve bu standartların dışında yapmak istediğim her şeyi, yapmak istediğim her şeyi yaptım, yaşadım, binlerce şükür. Onun için çok keyifliyim yani. Çok mutluyum. Kardeşlerimden farklı kılan şey şu, babam bunu anlamış olmalı. Hiç ceza görmedim. İstediğim her şey oldu. Yaptırım stratejiktim. Babamın hayır diyeceği noktaları bildiğim için onlar nasıl evete dönüşürleri biliyordum ben. Hı-hı. Ve onun için de bir de cezaya çok onurluydum. Yani gözüme bakılmamalı. Ondan sonra ceza ben hayatımda hiç yemedim yani. Hı-hı. Okulda da yemedim. Derslerimde de bir tane sıfır almıştım. Hı-hı. Oturup ağlamıştım. Beden eğitimde kasada atlayamadığım için. Hı-hı. Halbuki ben gayet iyi tenis oynarım, yüzerim, kayarım falan filan. Yani okullara da bunun için gönderme yapıyorum. Beden eğitimde kasadan sıfır alıyorum. Ama bugün hayatta birçok güzel sporu da yapabiliyorum gibi. Neyse, o güzel, güçlü, zengin ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Burada babam bana ceza hiç vermedi. Hepimiz evlendik. 30-35'lerindeyiz. Her cuma büyük masamız olurdu bizim. Ve babam oturur, beyaz örtüler, peçetesiz. Mesela ablamın cezası öyle bir şey olurdu. Masada peçete yok. Onun cezası olurdu. İşte çatallar, bıçaklar, bir şeftali ya da bir erik, kiraz, o kaşık çatalla nasıl alacak? Öyle öğretirdi bize. Böyle haşur diye ısıramayız yani. Haşur olmadı bizim hayatımızda hiç. Çok şeydi yani, meclis insanıydı. Zaten bulunduğu her yerde hitap et gücü de kendisinde. Ve o görgü ona nereden geliyordu? Enkarnelerdendir mutlaka öyle birisi. Velhasıl bir gün abim, hepimiz evliyiz, o büyük yemek masasında, her cuma büyük yemek masamız olur. Ve abimin sorusu şu oldu: babacığım, sen sonuçta hepimize bir ceza ya da kendi kurallarında yaptırımların oldu. Neden bir tek adaya hiç ceza vermedin ve ada istediği her şeyi yaptı? Evet. Babam bana baktı, ben babama baktım. Sadece bakıştık babamla. Babam cevap vermedi. Cevap şuydu: adaya yaptırım uygularsam kaybederim. Hı. Yani adayı kaybederim.
sizin fıtratınızı çözmüştü. Evet. Hı. Çok aynıydık. Zaten aynıyız. Hı-hı. Mesela şu an annem bakınca diyor ki bakma aynı babam bakıyor. Aa. Mesela evet çok aynıyız babamla. Rahmet olsun. Rahmet olsun. Ve işte böylesine o çağrı hep bana geliyordu falan. Hı-hı. Bana geldiği çok güçlü bir ses. Şey beni çok etkiler. Sabah ben hep erken uyanan birisiyim. Üçlerde, dörtlerde de öğrenciyken uyanır ders çalışırdım ben. Sabah ezanlarını hep duyarım. Bir hüzün kaplar nedenini bilmediğim. Sonra bazı mevlütler çok etkiler beni. O kişinin okuduğu mevlüt, o ses çok etkiler. Ve nedenini bilmediğim bir şekilde böyle ağlarım. Derken 2007 ile bir gün böyle kaya kaya geldiler peş peşe. Altın tepsideki her şeyin böyle bir tık 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 bir ay içinde gitti. Ne oluyoruz dedim. Hani yani neden? O zaman bir başımı kaldırdım. Niye bu kadar zorluyorsun? Yani her şeyim var, kaynaklarım var, bilgim var, aklım var, çevrem var. Niye? Niye ben de bir hazıra konamıyorum? Niye ben de her şey kolay olmuyor? Hı hı. İyi olduğumu da biliyorum. O da bana gel diyor. Yani ibadeti çok hissettim. Bir şey yapmam mı? Bana hissettiriyordu, ben kaçıyordum. Hı hı. 2007 ile tamam dedim, anlaşalım ve Yaradan'la benim kendi sohbetlerim başladı. Dediğim gibi araya kimseyi sokmayı düşünmedim. Hı hı. Olabilecek birisi olsa tabii ki sokarım ama hani kendim zaten kendim bilgiyi alıp işleyip anlatan birisiyim. Hı hı. İnşallah ilmi de anlatırım. İnşallah. Ki bilmi olarak şu an geliyorum. İnşallah sonra ilmi de anlatırım. Çok da güzel anlatırsınız. Yani bana göre de böyledir falan derim. Hı hı. Zaten onun için istiyorum. Hı hı. Cahil Cüheyla'nın elinde olmasın lütfen. Hı hı. Yani 50 kelime bilen bir insan bize Kur'an'ı anlatmasın. Evet. 500'ün üstü kelime bilen, IQ'su yüksek insanlar okusun ve bize anlatsın. Hı hı. Çünkü o da bir kod, o da bir şifre. Hı hı. Çözmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hı. Onun için de benim gibi okumuş, aydın, IQ'su daha yüksek, daha çok mühendis arkadaşlarımın bu yolda ilimde de ilerlemesini çok istiyorum. Evet, çünkü inşallah. Müthiş bir ışık aslında, müthiş bir bilgi. Tabii. Bildikçe anlatıyorum sizlere. Ama bildikçe, kendime göre yorumladıkça. Ondan sonra işte tamam dedim. Peki, ve biz konuştuk. Çok özür dilerim. 2007'de babanız vefat etti anladığım Hayır, kadarıyla. Hayır. Benim başıma kara kutular geldi. Babanız hayatta mıydı? Babam o zaman hayattaydı. Ha, ne oldu 2007'de? Benim kendi özelimde olan şeylerdi onlar. Onlarla ben Yaradan'la konuşmaya başladım 2007 ile. Sonrasında terapi yaptık ikimiz. Çünkü terapiye ihtiyaç duyuyordum. Bir hata yapmıştım ve o hatadan dolayı kendimi affetmiyordum. Ben nasıl öyle bir hata yaparım diye. Halbuki insansın, yapabilirsin. Narsist değilim. Ancak kendi değer sistemimde ve o onurumda ben öyle bir hata yapmamalıydım yani. 42-43 yaşındayım ve o yıllarda birçok şeyde bilen birisiyim. Hı-hı. Nasıl hata yaparsın? Çok hızlı bir karardı. Bazen çok hızlı bir karardı ve down dedi, beni duvara tosladı. Ne oluyoruz dedim. İşte onun üstüne bana geleceksin dedi. Sonra terapistim oldu. Çünkü ülkede biliniyorum. Çok da medyatik önde, çok zirvede olduğum zamanlar. Sonra bir geri çekildim. Sessizdim. Şimdi sahaya geri döndüm. Hı-hı. O nedenle mekanın sahibi geldi diyorum. Hoş geldiniz. Terapistim oldu dediğiniz Yaradan mı? Evet. Ne güzel bir tanımlama. Niyeyse sola yatıyordum her akşam. Sol tarafımda onu hayal ediyordum. Avucunu, kocaman bir avuç, bulut. Avucunun içi bulut. Giriyordum şey gibi, cenin gibi aslında. Evet. Bilerek yapmadım ama içgüdüseldi. Cenin gibi koru beni diyordum. Onunla konuşuyordum. O gün bugündür hep korur beni. Hep korur beni. Çok iyi biliyorum. Bir de Ayetel Kürsü okuyorum. Günde 7 tane. Bir arkadaşım da şey öğretti. 70 tane oku ada. Duanın şeyini göreceksin yani.
oluşumunu göreceksin. 70 tane ayetel kürsü aynı oku anda dedi. Okuyacaksınız. Hmm. Mesela şu anda ilimde öğrendiğim bilgilerden birisi bu. O da bir doktor. Mesela şu anda ekibimde ilimle uğraşan 3 tane tıp doktoru arkadaşım var. Hı-hı. Yani biz bayağı böyle okumuşlar. İlimde de varız diyoruz. Tabii. Cahi Cüheyla'nın elinden almamız gerekiyor. Belki de Yaradan onun için beni sen gel sen gel diyordu. Niye ben geldim? Şimdi onu anlatayım ve bitsin. Hı-hı. 1,5 yıl öncesi babamın ölümüyle ben Tanrı sadece Yaradan, Tanrı, Allah. Tanrı daha telaffuzda olduğu için Allah da derim tabii ki fark etmez. Babam ölünce çok üzüldüm. Aşkım gitti. Allah rahmet eylesin. Dağım gitti yani. Onun son nefesine kadar çok yanındaydım. Alzheimer çok zor bir hastalık. Hı. Onun için çok yardım ediyorum Alzheimer'lara da. Hı. Hatta bir Alzheimer kliniği açmayı düşünüyorum. Ay inşallah. Çok zor gerçekten. Dünyanın bakana da çok yatana zor. Da arkadaşlar Allah yardımcıları olsun gerçekten. Çok güzel bir klinik açmayı düşünüyorum. İnşallah. Allah nasip ederse. İnşallah. Alzheimer'lılar için. Sonra babam gidince çok İslami ritüelleri yerine getiren biri değildi. Hı hı. Ancak şunu söylerdi. Yaradan'dan korkmayandan uzak durun. Allah'a inanmayandan uzak durun. Ama hiçbir zaman Kur'an okuduğunu falan görmedik. Ama alabildiğine yoğun fakirlere yardım ederdi. Yani abartmıyorum, her gün 50-60-100 kişi vardı sofrasında. Korkunç yani faydaları vardı insanlara. Hı-hı. Gizli bir şeydi yani. Hı-hı. Yardımı çok ifade etmezdi. Acaba babam ibadet etmedi diye şimdi gitti. Eğer sınavda öyle şeyler varsa bakın bir şekilde geliyor o bilgiler size. Canım babam sınavda zorlanabilirsin. Çünkü namaz kılmadı yani ama korkunç iyiydi yani. Peki şimdi siz şöyle mi düşünüyorsunuz? Yani acaba orada babam sorguda zorlanıyorsa? Ben ona yardım edeyim dedim. Mesela çok Müslüman olan, kaç kez Kabe'ye gitmiş, hacı olmuş, birkaç akrabamdan da biraz bilgi alayım dedim. Ay herkes bilmiş. Biri bugün ölünce şu oluyor, 7'sinde şu oluyor, 40'ında şu oluyor, diğeri başka bir şey. Herkes bir şey diyor ve hiçbirine saygı duymadım. Hı hı. Çünkü hepsi birbirinden farklı bir şey diyor. Hı hı. Dedim ki tamam, çünkü ben babamı gömdük o toprak. Üstünden gerçekten beyaz kelebek, o anda beyaz kelebek geldi. Aa kelebek dedik, erkek kardeşlerim kafayı mı yediniz dedi. Biz 3 kız kardeş, herkes kelebeği gördü. Yani kelebek gördük, beyaz bir kelebek. Orada birdenbire kelebek. Kafayı da yemiş değiliz. Sonra ben geri çekildim, evime geldim. Çünkü çok ağladım, en sevdiğim gitmişti. Babama yardım edeceğim. Kendim öğreneceğim. İşte açtım. Google'da açtım. Ölünce insanlara ne oluyor? Psişik boyut nedir? O korktuğum parapsikoloji içine girdim. Hoponopono kaynaklarımı çok açtım. Hevlen'i çok seviyorum çünkü o da bir psikolog ve tıptan geliyor. Hoponopono'yu indirdim. Hoponopono'ya başladım. Hoponopono'yla birlikte psişik yolculuğum başladı. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ya çağırıyordu o gün, o kilidim açıldı. Ondan sonra mistik karşılaşmalarım başladı. Şimdi çok iyi oturdu bazı şeyler kafamda. Evet. Peki Hoponopo'da sizi çeken ne oldu? Neden Hoponopo? Hoponopono'da beni çeken ilk şey şu oldu. Mesela esmaları da okudum. Babama nasıl yardım ederim ve ölümden sonra ne geliyor başlarına anlamında. O boyutta işte ne kadar bilgi, kuantum, kozmik enerji, parapsikoloji, ilim, delice çalışıyorum ama gece gündüz ülkemde de birkaç kişinin eğitimine gittim. Ne yapıyorlar, nedir bu, nerelere bağlanıyorlar, neymiş gördükleri, enkarne falan. Ben açtım böylece bütün beynimi. Buradan geldiğim noktada Hoponopono ile başladım. Hı hı. Hoponopono neden beni çekti? Bir, karşımda bir psikolog. İki,
kadim bilgiler hep çok ilgimi çekti. Şimdi iddialı gelmek istemiyorum. Kutsal kitabımı bir yere koyuyorum. Onu hiçbir şeye benzetmek istemiyorum. Hı hı. Tartışmaları sevmiyorum çünkü. Ortak değerlerimize sahip çıkalım. Hı hı. Uç konuşmalardan da hoşlanmıyorum. Kutsallarımıza sahip çıkacağız ve önemseyeceğiz. Nasıl Atatürk'ü önemsiyorsak bütün değerlerimizi, temsillerimizi, kutsallarımıza saygıya davet ediyorum. Kur'an-ı Kerim de onlardan birisidir. Ancak ben burada Kur'an'ı Arapça'da bilmediğim için ve kendi kendime de okuyarak ilerlediğim için kadim bilgilerden de geliyordu. Mu, Atlantis, Lemuryanlar, mitoloji, felsefe, zaten bunlarda birikimim var. Sonra bir baktım ki Ho'oponopono şamanizm. Şaman. Şaman bilgileri nereden geliyor? Şamanlar nasıl bu kadar astral yolculuk yapıyor? Ya gerçekten insan bedeni hayvana dönüşüyor. Ve bilinç değiştiriyorlar, fizik değiştiriyorlar. Müthiş bir şey bu dönüşüm. Üst insan, üst akıl, üst bilişe gitmek. Peki ben insan olarak bu yetiye sahip olamıyorum da şaman nasıl bunu yapıyor? İşte orada geliyoruz antik bilgilere ve o bilgilerin alınarak bazı insanların üstad olmasına, rehber olmasına, gerçek şifacı olmasına. Şimdi ben şamanizm biliyorum. Şaman şifa tekniklerini de uyguluyorum hastalarımda ve kendimde. Ama ben şaman değilim. Şaman olmak çok başka bir şey. Ama ben bir rehberim. Bunu aldım. Bu mesajı aldım. Çünkü Ho'oponopono'yu bunun için yaptım. Şamanizm çok hoşuma gidiyordu. Din değil, çok büyük bir öğreti. Öğreti yani. Ve şamanlar Yaradan'a çok saygı diyorlar. Onlar inançsız değiller. Lütfen, cehaletten dolayı bilmiyoruz biz. Bir tane şaman kitabı alın. Hepinizden çok Yaradan'a saygı duyduklarını göreceksiniz. Bir taşa saygı duyuyorlar. Tapmıyorlar. Bir ağaca saygı duyuyorlar. Tapmıyorlar. Diyorlar ki Yaradan'ın yarattığı her şeyde enerji var. Daha kuantum o yıllardan biliyorlar. Taşta enerji var diyorlar. Ruh var diyorlar. Hayvanlarda bilinç var diyorlar. Daha biz yeni yeni hayvanlarda da bilinç varmış diyoruz. Taşın da bilinci var. Dediğimde deli değiliz. Taşın da bilinci var. Şamanlar bunları biliyormuş. İşte biz buna iyileştirmede reanimasyonu çıkartma nedeni bu oldu. Kendine gel, ölüyü canlandıracağız. Şimdi doktor arkadaşlarım dedi ki ölüyü canlandıracağız deyince insanlar aslında bu bir metafor. Ölüyü canlandırmak dediğimiz yani ölme, ölü olma, silkelen, kendine gel, ruhunu canlandır, yitik ruh parçalarını gel iyileştirelim, onları bulalım, tedavi edelim. O kadar çok bilgi ve o kadar güzel teknikler var ki. Siz bunu yaşayan ölülere söylediniz aslında. Tabii ki. Ölüler neler olduğunu şu an biliyor. Kendimize göre bildiklerimiz diyelim. İşte bu mistik olayla regresyonlar başladı, enkarneler başladı, aile dizimleri başladı, yazgı iplikçikleri başladı. Benim o bütün altyapıda Jung buram buram bir geldi. Jung'un arketipinin ne olduğunu daha iyi anladım. Jung psişe derken kuantum sıçramayı veriyor. Jung arketipler derken o arkadaki enkarnelerimizi veriyor, gölgelerimizi veriyor. Aman Allah'ım Jung, sen nasıl bir şey misin dedim. Jung bundan 60-70 yıl önce Einstein'a kuantumu anlatıyor ve kuantum kozmik, yani 24'ü şimdi iddialı geldiğimde iddialı gelmiyorum. Aslında bilmediğimiz, şu an yeni bilinçte olanların bildiği ve gittikçe hızlanarak her birimizin bilincinin yükseleceği bir dönemdeyiz. Kuantum mekanik geldiğine göre 23 kromozomuz var deniyor. Reanimasyonla neden sizi süper iyileştireceğim? Bu kuantumun daha üstü, daha kozmik, şamanizmi de alıyor, kadim bilgileri de alıyor, psikolojiyi de alıyor. Yani muhteşem bir iyileştirme. Mesela frekanslarla, tetalara falan değil,
titreşimle DNA moleküllerinizi titreştirerek sizleri iyileştiriyor reanimasyon eğitimim. Bunun iddiasıyla geliyorum. Ülkede şu anda tek, inşallah sevgili Your Medyam, uluslararası eğitimler de vereceğiz. Ne güzel. Zinnet Hanım benim, ne diyelim ona, yapay zekamı yapmış. 6-7 dilde ben konuşuyorum. Ay bir hoşuma gitti. Ay bir hoşuma gitti. Ay çok hoşuma gitti. Kendimi dinlediğine 6-7 yıl. Dil bilmeyi ne kadar isterdim. Ne, çok güzel bir şey. Ay ne kadar güzel. Yani evet, muhteşem bir şey bu arada. Evet. Yani buradan merak edeceklerdir bence Zinnet Hanım'ı da. Evet. Altta ulaşmak isteyenler için Instagram adresini arkadaşlar. Zinnet Hanım yapay zekamı biraz verebilir kaç dil konuşan adayı diye. Some of you were wondering if Ada was talking about Karakutu for a year. Did she switch to a completely different project? No, the black box is something that will exist prior to our existence in our current life and subsequently in the future. I consider it a box containing all the information in the collective subconscious, which is the universal dimension, being carried and serving as a repository for records in this life and beyond. Muhteşem. Böylece reanimasyonda 24. kromozom diyoruz. 24. kromozom dediğimiz mesele aslında DNA moleküllerimizin içinde kodlanmış olan yaradan, işte ilimle birleştirdiğimiz kuantum bir din değildir. Büyücülük değildir, gizem değildir. Kuantum yaradana yaklaşmak ve yaradanı anlamak, yani yaradanın fiziğini anlamak demek yani. Tabii. Doğayı anlamak demek ve zaten artık yeter deyip gösteriyor. Biz de bilinçlerimiz artıyor. Şimdi ben niye geldim? Yeter dedi, kilidimi açtı. Hı-hı. Sen bir köprü olacaksın dedi. Reanimasyon eğitimi veriyorsunuz. Evet. Ne zaman başlıyor hocam yeri gelmişken? Şu anda 23-24 Aralık'ta Zoom olarak başlıyoruz. Ne kadar sürüyor? Şimdi ilkini 2 gün vereceğim. Şöyle 2 gün vereceğim. Neden? Lütfen gelin Zoom'da görün, şifalanın, iyileşin. İyileştirmenin altını bayağı kırmızı bordla veriyorum. Kanserleri veriyorum, sedefleri veriyorum. Solunumu veriyorum, akciğeri veriyorum, sindirim rahatsızlıklar, yani bütün hastalıklarda varım. Yani siz bu reanimasyon eğitiminde bazı kadim şifa tekniklerini mi paylaşıyorsunuz? Evet. Hem onları uyguluyoruz hem de ilk gerçekten bana ait gerçekten oluşturduğum birçok uygulama var. Anda da zaten yapıyorum onları. Bu bilgileri birleştirerek kendimce, şu anda ülkede bunu sadece ben yapıyorum ve ekibimde de 2 arkadaşıma öğrettim. Ama sonra şifacı diploma vereceklerim olacak. Hı hı. Hani benden sertifika değil, diploma alınacak. Yaklaşık 1 yıl sürecek o diplomayı alış. Çünkü doğru şifacılar olunmalı. Reanimasyonda yapacağım şey şu: 24. kromozomu, DNA'ları titreştirme, hücrelerin anayasasını vereceğim. Bilinç bizde değil, hücrelerde. Bizi hasta eden de, hastalığı içeriye almayan da hücreler. 1 değil 2 tane bağışıklık sistemimiz var. Evet, böyle geliyorum. Reanimasyon budur. Tıpta da birçok arkadaşım katılsın istiyorum. Sağlıkçılar da katılsın istiyorum. Artık atomik şifalandırma diyoruz buna. Atom altı parçacıkları değiştirerek hücrelerinizde yeni kodları hücrelere fısıldayarak kanseri iyileştirelim, Hashimoto'nu iyileştirelim. Sedefler mesela, şu anda bütün vücudu sedef olan bir pilot kızımız var. Eğitim düzeyi de oldukça yüksek çalıştıklarımın. Mesela savcılar var, pilotlar var. Şu an 2 kadın pilotla da çalışıyorum. Biri sedef, biri böbrek yetmezliği.
gidiyor, iyileşiyorlar. Peki hocam, 2-3 ayda herkes iyileşiyor. Ne güzel. Şimdi ben de merak ettim, izleyenler de merak etmiştir. Biz bir yeri kaçırdık zannediyorum. Çünkü bayağı ciddi hastalıklardan bahsediyoruz, evet, şu anda. Ve onların tedavisinden bahsediyoruz. Evet. Şimdi diyorlardır ki Adalet Hanım, evet, ilmi bazı bilgilerin, eğitimlerini almış, araştırmış ama psikolog. Evet. Fakat hani böyle dahiliyeyi kapsayan, evet, kısımların tedavisini nasıl verebildiğinizi de, evet, hemen anlatalım. Şimdi şöyle verelim. Bütün hastalıkların altında yatan şey aslında bizim ruhumuzun bize küsmesi. Bir sorunumuzun olması. Mutlu hiçbir insan rahatsızlanırız. Ama hastalıktan bahsediyorum. Şimdi rahatsızlanırız, üşütürüz, grip oluruz, bir şeyimiz olur ama organ rahatsızlanmaz, hastalanmaz. Hastalık olmaz, taşımaz, gelir gider aşarız. Eğer biz hasta isek, hastalığa neden olan şey en altta benim bir duruma karşı yüklemiş olduğum anlam. Yüklemiş olduğum anlam. Şu şapkayı taktığımda buna yüklediğim anlam. Harika şifacıların iksiri, aurası bana da gelsin diye takıyorsam, onların o aurası bana gelir, yani ilham bana gelir. Ama kötü cadılar bunlar, şeytan dediğimde bunu kara kötü bir şey olarak da algılarım gibi. Şimdi hayattaki sorunlarımız, kayınvalideye bakışın, ona yüklediğin anlam seni kanser yapabilir. Allah'ım. Eşini, ya bakın ya, nedenlerini söylüyorum. Kanser olmamızın nedeninde şimdi bizi biz yapan hücreler, buradan geleceğim. Hücrelerimiz 100 trilyon hücre ve bu hücreler bir şekilde görev sahibi oluyorlar ve her biri seçilmiş olan o görevleriyle organları oluşturuyorlar. Şimdi hastalığı, kanser, rahatsızlığı şöyle anlatmak istiyorum. Bir, ben bir bedenim ama ben hücrelerin bütünlüğüm. Tabii. Bunu kabul ediyoruz, evet, toplamayız. Böylece 60-100 trilyon içimde küçük küçük adalet var. Küçük 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 adalet. O küçük küçük adaletlerin de beyni var. Onların sindirim sistemi de var. Endokrin sistemi var her bir hücrenin. Her bir hücrenin içinde dev kosmos kayıtlı. Şu anda bunlar artık epigenetikte biliniyor. Biliniyor ve tabii anlatılıyor. Tabii. Yani benim de anlattığım, benim de bu tedavilere gittiğim nokta Bruce Lipton'la başladı. İlk kök hücre biyologlarındandır. Bruce Lipton'u da okumanızı isterim. Kitaplarını, videolarını da okumanızı isterim. Bunların hepsi çok güzel. Birçok psikolog, birçok biyolog, birçok doktor artık epigenetik, bütünsel tıp dediğimiz şeyle geliyor. Ben artık rasyonel, akılcı, mantıklı terapiyle değil, bütün bunları da harmanladım. Holistik tıp diyoruz. Bütüncü epigenetik, DNA'nın ötesi, ikinci bağışıklık sistemi var. Şimdi ben bu bilgileri alıp birleştirerek kendimce yeni tedavi şekillerimi oluşturuyorum. Ve bunları bir yıl boyunca yaptım. Terapilerimde test ettim. Evet, artık tamam, hazırım ve çıkabilirim dedim. Yani size mesela, siz eğitimlerinizi verirken, danışmanlıklarınızı verirken karşınıza ağır hastalar geldi anladığım kadarıyla. Tabii ki tıbbi tarafını da deniyorlardı. Evet, tabii. Tedavi olarak. Zaten ilk şartım o ya Sevin Hanım. Tıbbi, ben yani en son şöyle geleceğim, şöyle geleceğim. Bir, tıbbı bırakmıyorsun, doktorunu bırakmıyorsun. Ben şeyden hoşlanmıyorum. Sadece tek analitik boyutta kal, sadece tek enerjide kal, sadece hoşlanmıyorum. Zaten söylediğiniz holistik, bütünsel. Holistik, bütünsel gelinecek. Mesela en son bu viral rahatsızlıkta mide ve bağırsaklarımız, biliyorsunuz. Bana da geldi o viral. Gece yarısı çok kötüyüm, alttan üstten felaket. Ölüyorum. Hemen yakındaki bir özel hastaneye gittik oğlumla. Serumu taktı. 5 dakika sonra bitti. İşte bu bir tıptı. Hadi gel bunu şimdi holistik şekilde iyileştir. Enerjiyle değiştir. Midemi, kusmamı, ishalimi. Öyle bir şey yok.
5 dakikada orada bitti. Oh Allah'ım ne kadar güzel dedim. Bilim olacak, ilim olacak. Birinde bir şey yeterli olmayınca diğerine de gideceğiz. Bir yemeği yaptığınız, yani pirinçteki su miktarınızla çorbadaki miktarınız aynı mı? Ne bileyim, birçok şimdi yemekten de girmeyeyim, çok da şey yapmıyorum onları. İnşaattan falan, modadan, kumaştan bahsedeyim. Şimdi her birindeki alet, edevat, iğne, makas nasıl farklı ise iyileştirme de öyle. Beni izleyen sevgili hastalarım, sevgili ruhsal sorunları olanlar, bir tek zihinsel rahatsızlıklarda bu yıl yokum. Bütün bedensel organ rahatsızlıklarının hepsinde varım. Döngü hesaplarının yanı sıra dediğim gibi ikinci bağışıklık sistemini tetikleyerek tamamlayıcı, insanda eksik olan şifayı, yani dokuzuncu tabakayı titreşimlerle harekete geçiriyoruz. Sizin adınıza, sizin için. Şu anda bunu biz yapabiliyoruz. Ama size de öğretiyoruz. Bizim adımıza derken ben dahil olmuyor muyum? Uzaktan mı yapılıyor bu? Uzaktan da oluyor. Ya Amerika ile çalışıyorum, Kanada ile çalışıyorum, en uç yerlerle. O an ekranda olmanız gerekiyor. Enerjisel bir içerik anladığım kadarıyla. Aslında bir kuantum enerji, kozmik, biraz daha farklı. Burada frekans çalışması olmuyor. Hani tetaya indirdim, ruhsal ameliyat yaptım. Şimdi ruhsal çek anamnezi bende de var. Ruhsal çeki yapıyorum, anamnezini alıyorum. Dörtlü auranda yapışmış olan negatifler dahil olmak üzere atalardan gelen. Görüyor musunuz? Evet. Bende ne var? Çalışmada yapabiliriz. O zaman anlatırsınız. Hemen şimdi bir şey sorabilir miyim? Yani anlayarak gidelim diye. Hep ben şu soruyu çok önemserim. Yani bir yere geçtik. Şimdi çok güzel bir şeyler anlattınız. Buranın da başlangıcını merak ediyorum. Yani adalet hanımı buraya iten neydi? Yani hadi ben şimdi mesela işte biyolojik bir hastalıkla, yani ciddi bir hastalığı da yardımcı olayım, yani hani buraya da şifa olabilir miyim tetikleyen şey ne oldu? Hayat mistik, derken dediğim gibi bir kapı açıldı, bilmiyorum. Bilmiyorum, kendiliğinden geldi bilgi, yani bilgiler, yani kendiliğinden geldi derken rüya gördüm değil. Hayır, mesela bir kadın gelmiştir karşınıza diyelim. Evet, geldiler. Hayır, geldiler. Hayır. Benle birlikte olacak kişiler geldiler. Nasıl yani? Bayağı canlı doktorlar. Şimdi ben başladığımda Ho'oponopono olayına zaten bana gel diyordu ve ben epigenetikle ilgileniyordum. Ben alanımda başarılı bir psikoloğum ve yani çok nadirdir tedaviyi yarım bırakan ya da başaramadığım demeyeyim, hep iyi gitmiştir. Ne güzel. Evet, yani o anlamda iyiyim. İyi bir anneyim, iyi bir kardeşim, iyi bir evlat ve iyi bir terapistim. İyi bir eş oldum, tartışılabilir eş. Ama sever o da beni, ayrılsak da o da beni çok sever, ben de onu çok severim. Öyle mi? Ayrı mısınız işinizden? Tabii. Ha, ben şimdi öğrendim. Ama adam haklı yani, sürekli her taraf makale, kitap dolu. Bir de böyle had ve kurallarım var yani. Bir de affetmiyorum. Doğal olarak hata yaptı falan. Affetmez de. Yani onunla ilgili değil mesela. Benim kendi değerler sistemimde kaldıramayacağım şeyler olduğu için. O onun yasasıdır. Ama benim yasama uymadı. Ben babamın yasalarıyla hayata hep gittim ve ona teşekkür ediyorum. Babamın da bazı yasalarını kabul etmedim. Birincisi biat yok. İlk öğretisi odur. El öpmeyeceksiniz. Kimsenin elini öptürmezdi babam. Kendi de asla hiçbirimiz onun elini hiçbir zaman öpmedik, öpemedik. O da el öptürmez. Bir de adaletten ayrılmayacaksınız meselesinde. Had ve hak bilinecek. Ben de böyle büyüdüm. Kardeşlerinizin isimlerini merak ettim. Ablamın Serap, rivayete göre, sevgili ablacığım çok da güzel bir kadındır, çok güzel bir kadın. Rivayete göre halalarım annemi üzmek için adı Serap konduğunda babam koymuş,
halalarım rahmetli oldular, konuşabiliriz. Atalarımız, sonra ata lanetlerini de temizleyeceğiz. Ben lanet diyorum. Hı-hı. Bazı ya ben rahat konuşuyorum. Hı-hı. Atalarımızdan çok güzel değerler de alıyoruz. Atalarımızdan lanet de alıyoruz. Şimdi atadan lanet almış deyince ben atamı sevmiyor muyum? Tam tersi. Keşke herkes benim gibi atalarına bağlı olsa, artısı eksisiyle. Tabii. Yani cadı halam da vardı, iyi halam da vardı falan filan. Böyle rahat konuşacağız her şeyi. Hı-hı. Rahat da konuşmalıyız. Halalarım rivayete göre anneme demişler ki, babamın adı Fikri'ydi. İstanbul'da çok sevdiği bir aşık olduğu bir kadın varmış. Adı Serap'mış. Kimi, babanızın mı? Öyleymiş. Halalarım söylemiş. Ha. Onun için adını Serap koymuş diye. Annemi acıtmak için öyle bir şey olsa bile söylenir mi? Mesela isim hikayelerimiz. Tabii. Onun için ablamın adı Serap. Hmm. Serap gibidir. Çok yaratıcıdır, sanatçıdır zaten kendisi. Resim falan yapar. Hı-hı. Modadan çok iyi anlar. Ali, büyük dedemin adı. Abimin adı Ali. Büyük de, atamızın adı. Benim Adalet. Adalet olmamın nedeni aynı zamanda babam Demokrat Partili. Adnan Menderes. Ve sonra Demokratlar. Ve sonra Adalet Partisi. Babam sağcıydı. Ben ona onun için faşist derdim. Faşist babanın devrimci kızı diye. Bayağı bir yani sağ ekoldu. MHP'li değil. Ancak yani sağ ekolden hep gelmiştir. Adım doğduğum zaman, onun için de siyaset hep ruhumda var. Teklif hala geliyor. Geldi de bu son seçimde de geldi falan filan. Hiçbirinin rengini almak istemiyorum. Ben böyle gideceğim ülkemin kadınlarıyla. Ve sonra benden sonraki kardeşim, teyzem vefat edince onun adını Nebiha koymuşlar. Onun adını işte temizlemek gerekiyor bu şeylerle. Çünkü ölen birinin adını taşıyor. Sonra Menderes, Adnan Menderes asılıyor ve erkek kardeşim doğuyor. Onun adını da Menderes koyuyor. Hı-hı. Adalet ve Menderes, oradan geliyoruz. Hı-hı. Yani ihtilalde falan Kenan Evren'e posta koymuş bir babadan bahsediyorum. Yani bayağı Kenan Evren'e posta koydu. Sonra 1,5 yıl babamı yatırdılar, bütün tesislerini yıktılar falan. Aa. Ama yani çok güçlü bir adam. Hı-hı. Kimsenin önünde eğilmeyen biri. Hı-hı. Çok şükür biz de öyle. Çok şükür. Yani hı-hı, çok şükür. Güzel değerler bunlar. Onun, evet, için kimseden korkmayacağız, kimseye eğilmeyeceğiz, hı-hı, biat etmeyeceğiz. Allah hepimize akıl verdi ve bizi yardım edecek şeyler verdi. Son kardeşim de adı Sonay. Son olsun demişler. Hı-hı. Öyle olmuş. Her birimizin isim hikayesi böyledir. Anneniz hayatta. Evet. Ellerinden öpüyoruz. Sağ olun, kendisini. Çok teşekkür ediyorum. İyi bir annem var, güçlü, lider bir baba, şefkatli de bir annemiz var. Şeyde kalmıştık, bu dedim ki iyileştirmeye yönelik isteğiniz nerede başladı? Nerede var? Evet. Şimdi normal bildiğiniz terapistken ben hep araştırıyordum. Sadece analizde kalmıyordum. Ya da psikoloji kuramlarıyla. Jung arketipler çok ilgimi çekiyordu. Terapotik kartlar çok ilgimi çekiyordu. Tarotla ilgilenmedim. Astroloji değil ama mitoloji ve felsefeden de çok faydalanıyordum terapide. Ekonomi bilmek, matematik bilmek, fizik, gerçekten hepsi terapide çok faydalı. Tabii. Mitoloji de çok faydalı. Tabii. Bir de ben yaratıcıyım. Yani öyle bir şeyim hemen var. Hemen göstereyim ne kadar kreatif olduğunu. Bu Adalet Bağdu Akademi'nin broşürü, kitapçığı arkadaşlar. Üzerindeki tasarım tamamen Adalet Hanım'ın kendisine aitmiş. Çok tatlı. Evet. Hiç böyle bir şey görmedim. Böyle bir çalışma görmedim. Yani hani ağırladığım konukların mesela kitapları, broşürleri oluyordu ama çok tatlı. Böyle içindeki çocuğu da yansıtmış, yaratıcılığı da yansıtmış. İllüstrasyonlar var. Kendi seçmiş ve mizampajını da, değil mi? Evet. Kendi yaptırmış. Harika arkadaşlar. Çok çok güzel şeylerim var. Evet. Onun için şey diyorlar, yani bir ajansınız var mı? Kreatifim. Hı-hı. İngiltere'de de bu konuda gerçekten ödül verdiler bana. Hı-hı. Evet. Yaratıcıyım. Kreatifim, yani iyi bir modacı olabilirim. Mimar ya da tasarım, film, senaryo, kitaplarım olacak inşallah. Bir boş kalsam size o kadar kreatif kitaplarla geleceğim ki bütün bu bilgileri çok güzel yazacağım size. Fakat şöyle bir şey arkadaşlar, şimdi bana yansıyanı paylaşmak istiyorum. Bilimin
Aysel Güreli gibi bir şey yani yakından. Enerjisi öyle tatlı yani. Teşekkür ederim. Evet, durmuyor maalesef, öyle durmuyor. Çılgınsınız. Evet. Yani eş zamanlı çok şey geliyor ve ekibim de onu diyor, Adan nasıl bir şeysiniz? Hatta bazı psikolog arkadaşlarım sana elektrotlar bağlamalıyız, bu ne enerji diyorlar. Ki halbuki bu benim düşmüş enerjim. Evet, gerçekten. Ya hani vallahi düşük voltunuz bile maşallah var. Evet, ülkeyi aydınlatır. Ne güzel, ne güzel. Hep beraber. Çok seviyorum. Gelişimi çok seviyorum. Aydınlığı evet, çok tabii. seviyorum ben. Hı-hı. Çok güzel bir şey. Mutlu olalım hep beraber. İsteğim evet. bunlar. Bu mesele şöyle oldu. Ho'oponopono ve işte yaradan meselemle birlikte bir telefon geldi bana. Epigenetikle ilgileniyorum. Hı hı. Farklı terapi teknikleri kuantuma el attım ve neler yapılıyor bakıyorum. Fizikten geliyorum bu arada, kuantum mekanikten. Çünkü Einstein'ı da çok seviyorum. Hı hı. Derken bir telefon geldi. Ben de görüşmek isteyen bir tıp doktoru. Çok ısrar edince o zaman dedim 10 dakika görüşeyim. Çünkü ben telefonda sohbeti sevmiyorum. Mesajlaşmayı hiç sevmiyorum. Bunları bilmenizi istiyorum. Ben direkt yüz yüze konuşmayı seviyorum. Ve hanımefendi benimle konuştuğunda, ben önce şunu söyleyeyim dedi. Akıl hastası değilim. Şizofren falan diye de beni düşünmeyin. Ben 2 yıldır sizi rüyamda görüyorum. Çiğdem diyorsunuz ve ben sizi arıyorum. Yataktan da kalktığımda bakıyorum. Hani canlı gibi, sonra rüya oldu. Onu anlıyorum. YouTube'da sesimi duyuyor. Aa diyor, Çiğdem diyen kadın. Bakıyor, bir de turuncu saçlı. Aa diyor, aradığım kadın. Onun üstüne diyor ki 2 yıldır aradığım kadını buldum ve ben onunla mutlaka konuşmalıyım. Dahili doktor. Evet evet. Ve kendisi hastalarına dokunduğu zaman hastalarına hiçbir şey söylemiyor. Başka rahatsızlıkları olanlar da ona geliyor. Lütfen hocam siz bize bakın diyorlar ve yapıyor yani. İyileşiyor insanlar. Yani tercih edilen bir hekim. Öyle evet. mi? Şu anda emekli oldu. Yorulmuş. Benimle birlikte tamamen bunlara başlamış olduk. Sonra arkasından Londra'da finans okumuş bir arkadaşımız geldi. Normal, ben bilmiyorum ama onlar geliyorlar. Sonra tamam Çiğdem hocam başlayalım, çalışalım dedim. Sonra kozmik enerji. Aynı zamanda kendisi bir eğitmen, aynı zamanda bir yazar. Kozmik enerji, uyumlanma, 40 ayrı noktamızda birbirinden farklı hastalıklarla uyumlanarak, hücrelerimizi kodlayarak, alt sistemde iyileşebilmek için yaptırdığımız şey şu. Bir, ruhsal olarak anamnez dediğimiz öykünüzü almak. Öykü, çünkü bugünkü hastalığınıza neden olan siz olmayabilirsiniz. Onlar size mitokondriyal DNA'larla annenizden de gelmiştir. Her kız çocuğunun çoğunlukta anneden, neden anne öyküsü çok önemli? Çünkü DNA iki yerde var. Bir hücrenin çekirdeğinde, bir de mitokondride. Mitokondride olana mitokondriyal DNA deniyor. Anneden kız çocuğuna, yani bir tek anneden geliyor. Annenin değersizliği varsa, annenin kaygıları varsa, annenin tiroidi varsa, annenin sindirim sıkıntıları, her nesi varsa, bunlar bize de geçiyor. Değersizliği, korkusu, kıtlığı, ne diyorsak işte, moda olan şu an herkesin peşinde koşmuş olduğu duygular, düşünceler. O zaman da ne olmuş oluyor? Hücrelerle zaten geliyor mu? Geliyor. Bir de yaşadığın çevre. Çevre de hücreyi kodluyor, değiştiriyor. Böylece biz doğuştan daha transferlerle gelmiş oluyoruz. Yaşadığım çevre de bunu destekliyorsa, yani mutsuz kayınvalide, mutsuz bir eş, şiddet, değersizlik, riskler, ast üst ilişkileri, patron, direktör, aklımıza ne gelirse yani. Stres yaratan, bizi üzen, baş edemediğimiz şeyler, haritamda da atalarımdan da geliyor mu? Ya da enkarnemden geliyor mu? Bakın, atalara bakılıyor. Enkarnelere bakılıyor. Annenin hamile kalmasıyla birlikteki sürece bakılıyor, doğuma bakılıyor. 6-7 yaşa kadar zaten psikoloji var buram buram. Çocukken neysen, niye Josephine'e yatırıyoruz ve çocukluğu anlattırıyoruz? Koda gidiyoruz.
Yani böyle multidisipliner bir evet, sistem bakıyorsunuz. Sistem kurdunuz yani. Mesela bunlar pek anlatmak istemediğim şeyler ama hani gene dikkat çekmek için şunu söyleyebilirim. Doğru bir dikkati çekmek için, doğru yere kanalize olmaları için. Mesela bu pilot olan kızımız 35 yaşında. Aslında bir eril mesleği seçiyor. Evet. Nedeni şu. Gelme nedenini söyleyeyim. Bütün vücudu Sedef. Şimdi Sedef'e baktık. Şimdi bir psikolog Sedef hastasıyla terapi yapacak. Bu çok ayrı bir teknik. Tabii. Bugün reanimasyonla yaptığım, birleştirdiğim bu holistik, bütüncül yaklaşımda yaptığım uygulama, terapi, teknik çok farklı. 24. kromozom tetikleniyor. İkinci bağışıklık sistemi dediğimiz hücrelerin içinde kayıtlı olan o saf enerji işte. Yaradan'ın kodladığı saf enerjiyi tetiklemen gerekiyor. Harika. Onu tetiklemezsen o susuyor derinlerde. Derinlerde susuyor. Bütün aldığımız kimyasal tedavilerin ötesinde bir güce sahip. Sadece onunla konuşmak gerekiyor. İşte reanimasyon ikinci bağışıklık sistemini tetiklemek, titreştirmek ve konuşturarak orada kayıtlı olan bilinci senin bu bilincine kaydetmek yani. Şu bilinç de burada tabii ki. Peki o pilot hanım Sedef'ten kurtuldu mu? Şu anda söndü. Hatta izin verirse en azından bedeninin öncesi ve sonrasını göstermek isteriz. Neden Sedef oluyorlar? Mesela Sedef, ben bu bütünsel tıbbı bilmiyor olsaydım, Sedef psikolojik sıkıntıları var. İşte dermatoloğa gitmiş, ilaçlarını almış, doktor dolaşmış, iyileşemiyor. Altta yatan psikolojik sıkıntısı ne? Buradan geldiğimde onun öyküsünü dinlerim ve bir psikolog olarak onun o algısını, problemlere bakışını, hayata bakışını kodlarıyla, bildiğim birçok teknikle dönüştürmeye çalışırım. Ve bunu yaparım. Sonuç ne kadar olur onu bilmiyorum. Ama bugün biliyorum. Bakın aradaki farkı söylüyorum. Biliyorum çünkü gerçekleşti ve gerçekleşiyor. Harika. Birkaç tane hastamı verirsem inşallah. Şimdi onlara da şey diyorum, hani kendinizi göstermeden sadece verin, insanlar bilsinler, umut olsun tabii, insanlara tabii, tabii. O anlamda ve doğru insanlara gelin. Öyle hacılar, hocalar, hurafe şeylere lütfen gitmeyin. Yani majör depresyonu var, ben şifacıyım diye beni arıyor. Ada Hanım, nasıl hasta bulurum, bana kariyer koçluğu yapar mısınız? Majör depresyonun var. Yani nasıl insanlara siz şifacı kağıtları, sertifikaları veriyorsunuz. Olmaz öyle bir şey. Tabii. Ya bu muhteşem cadı dediklerimizi yaktılar. Onlar gerçek şifacılardı. O nedenle olmaz. Gerçek şifacılar olalım. O zaman da tıptakiler tabii ki söylenecek size. Psikologlar tabii ki söylenecek size. Ben burada ülkemde bir kuantum eğitimine katılayım. Neler yapıyorlar diye düşündüm. Ya, psikolog olduğumu da, kaç yıllık uzman olduğumu da ifade etmedim. Ukalalık olmasın diye. Anlatılmıştım. Anlatılanların hepsini zaten hani aşmış geçmiş birisiyim. Mesela iki gün eğitim aldı orada. Doğru dürüst bir şey de almadın yani. Ben artık bipolar hasta görebilir miyim dedi. Ben şok oldum. Evet hocam. Ya ben şok oldum. Bu şizofren diyor ya. İki gün sonra ben şizofreni artık görebilirim diyor. Sen ne biliyorsun göreceksin. Evet, evet. Ben bugün bu bilgiyle hala şizofrenlerle çalışmayalım diyorum. Ve yanımdaki ekibim tıp doktoru olmasına rağmen. Diyorum ki bu yıl bütün bedendeki organlardaki hücrenin kodlarını değiştirerek, titreştirerek iyileştirip şifa bulduruyoruz. Kesinlikle şifa bulduruyoruz. Şu an dördüncü evre kanser hastalarımız var. Biraz değişik seyrediyorlar. Değişim var inşallah. İnşallah şifa onlar olsun. Da şifa olsun. Onları da anlatalım. Ama umutla çalışıyoruz. Mesela gelip sarıyor. Ada Hanım ne olur beni bırakma diyor. Ben ölüyorum o anda. Yani ben nasıl bırakayım seni canım benim? Bizim değişebilmemiz, dönüşebilmemiz. Ne kadar olumlama yaparsanız yapın. Ne kadar okursanız okuyun. Olmuyor. Bu sahip olduğunuz bilinçle olmuyor.
hücrenin kabul etmesi gerekiyor. İşte nasıl reanimasyon bu. Hmm. İşte onlar bizde. Hücreye kabul ettirmenin sayısız çok güzel teknikleri peki var. Peki hocam, yani böyle kısa süreli de olsa oluyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Hangisi? Ya olumlamalar, işte teta, o, bu, ay ne güzel. Olursa da ne güzel. 7-7-7 bile dediğimizde oluyor bazen. Olur, temizim tabii ki çok güzel. O ne biliyor musunuz işte? Biz bunlara güzel bakmıyorduk. Ben de dahil olmak üzere. Dediğim gibi bu kilitte ben kök... Sen vitrinsin dedi yaradan. Oradan bakacağım şimdi. Ne oldu bana yani birdenbire bir yere gitmedim, ışık gelmedi, tünelden de geçmedim. Dediğim gibi gerçekten anormalde hiçbir şey olmadı, yapmadım. Rüya da görmedim, ses de gelmedi bana. Ben normal bir insan olarak hoponopono yaparken ama o ses bana hep gel diyordu. Sonra arkadaşlarım geldi, kendiliğinden ekip kuruldu. Rehberler geldi yani. Rehberlerin de gelmesi şu anlama geliyor. Sen bir vitrinsin, güvenilirsin, bilim kadınısın. O nedenle insanlar sana çok güveniyor ve hani sen çağırdın, hani açıyorsun. O nedenle de biz de geldik, karma olduk. Ve sonra o bir yılda ben neler gördüm, ben o çalışmalarda aman Allah'ım dedim, ben yapmasam mı, gitsem mi, neler oluyor dedim. Yani o negatifleri, temizlemeleri insanlara, o enkarneler mesela, şu pilotu anlatıp çok değişik. Yaşadığınız zaman göreceksiniz, hepsi de bilmi yani, bilmi. Hepsi de bilmi. Şunu söyleyeyim mesela bu pilot kızımızdakini. Şimdi ben burada bu terapist, klinik terapistliğimle bunu söyleyemezdim, bilemezdim. İşte bütünsel bilginin faydasını söylüyorum. Bütün tıpla ilgilenenlere, şifacıların da psikoloji eğitimi almasını istiyorum bu sertifikaların. Onun için de onlara bir psikoloji okulu açacağım. Siz de psikoloji okuyorsunuz. Sevgili ajansım, Aydın Bey, Zinnet Hanım, psikoloji okulumu da başlatalım, cadı okulumu başlatalım. Onlar da beni sağ olsunlar, çok hani onure ediyorlar. Hocam o başlatalım. Kadar güzel bir şey söylediniz ki gerçekten. Şifacılar da psikoloji biz. Evet, çünkü neden? Onlar da aslında sanki böyle içeride çoğu psikolog olmak istemişler. Ama belki hayatın akışı buna müsaade etmemiş. İyi bir şeyler yapmak istiyorlar ama en doğrusu yapılsın tabii. Ben de bunu hep böyle içeriden ben destekliyorum onları. Kesinlikle ben şu an çünkü neden destekliyorum? Asla kızmıyorum. Haddim dediği zaten. Bu şifacı olmak isteyenler çok güzel bir çıkış yapıyor. Meslek sahibi olmak istiyor. Belki kurtulacak, mutsuz evliliğini bitirecek, belki çaresiz şiddetten kurtulacak, belki çocuğunu okutacak. Belki kesinlikle ben o kadar hoşuma gidiyor. Artık kadınlar YouTube izliyor. Hep YouTube'dan bize dönüyorlar. Ve televizyonları bıraktılar. O kadın programları, sabah kuşakları, yemek. Bir kadın mutfakta soğan, patatesle geçirmemeli ya. Yani normalde evinde yumurta kır, aileni doyur. Ama saatlerce gidip yemek programları izlemeyin. O kayınvalideler, o sabah kavgalar, kötü öyküler, onları da izlemeyin. Hocam sağ olsun, bizimkiler kızartma yaparken mutfakta açıyorlar YouTube'u. Evet. Bizi görmelerine gerek olmuyor ya hani. Dinliyorlar. Zaten şey gibi böyle hani bir Spotify gibiyiz yani. Hani dinlemeleri yetiyor zaten. Evet, zaten öyle yapıyorlar. Evet, dolayısıyla bizi öyle dinliyorlar. Çok sağ olsun güzel. Yazıyorlar kızartma yaparken sizi dinledim falan diye. Çok hoşuma gidiyor. Sizlerin YouTube'da yaptığı bu programlar gerçekten beğendiğim, zaten 3-4 kişisiniz, çok beğeniyorum hocam, sizleri. Ama fikriniz çok güzel. Sanki böyle içimden geçeni okudunuz. Evet. Yani bu psikoloji okulu buna niyetlenmiş insanları bilinçlendirmek ve bir şeyler daha katmak adına bence harika bir fikir. Ve bana diyorlar ki Adı Hanım, mesela DM'den yazıyorlar. Bunları şu anda bu eğitimleri veren toplumdaki 3-5-10 kimlerse onlara da söylüyorum. DM'den yazıyor mesela. Diyor ki biliyorum,
Diğerlerine attığım mesaj gibi sizde de elektronik bir mesaj gelecek. Hı. Seminer tarihi, fiyatı verilecektir. Ama ben ona rağmen Ada Hanım, sizin enerjinizi inandım. Hı hı. Sizin bana döneceğinizi biliyorum. Çocuğum 14 yaşında okula gitmiyor. Hı hı. Elimden kayıyor. Param da yok sizin seansınıza verecek. Ben ne yapabilirim? Hı hı. İşte ben ona gece 2'de de cevap yazıyorum. Ne güzel. Asistanımın telefonu bu. Arayın diyorum. Hı hı. Mutlaka sizinle beraber olacağım ve sizi göreceğim. Ben onları görüyorum. Hı hı. Asistanım onlara randevu veriyor. Sonra ben onları açmış olduğum büyük bir portal var. Şu anda Zinnet Hanım o portal için farklı şeyler oluşturuyor. Hı hı. Adı da Tüten Bacalar. Bu benim 12 yıldır hayalim. Hı. Tüten Bacalar kadın demek. Bacalar tüterse o evdeki kadın mutlu demektir. O evdeki kadın mutluysa, şifacıysa ben onlara psikoloji eğitimleri de vereceğim. Onların her biri doğru sorularla hastalarına yaklaşacaklar. Ben onlara ekstradan şamanik iksirleri de öğreteceğim. Böylece o şifacılar o kadar kaliteli, o kadar donanımlı olacaklar ki onlar kızlarına versinler, dayak yemesinler, kurtulsunlar. Hı-hı. Ben varım. Onun için de o portalım Tüten Bacalar'da ücretsiz bir grubum var. Her hafta onlarla toplu şifa yapıyorum. Hı-hı. Ekibimle birlikte. 7/24 o portal açık. Ama neler yazıyorlar. Bu YouTube'da mı hocam? Tüten Bacalar? Yok, hayır. Portal? Şu an portalı Zinnet Hanım oluşturuyor. Hı-hı. Şu an ben de yani cep telefonumda WhatsApp grup olarak var. WhatsApp gruba hem ajanstan ulaşabilirler. Tamam. Sayfanızdan da ulaşabilirler. Herhalde. Evet. Tamam. Evet. Koymuşlar mı? Vallahi bilmiyorum. Ben yetişemiyorum. Teknik çok bilmiyorum. Tamam. Ben konuşlarsa buraya adresi vereceğim. Evet. Olabilir. Orada 7/24 açık. Ücretsiz şifalanmam var. Sonra bu portal sahaya inmiş olacak. Dağlardan köylere, köylerden şehirlere hem meslek sahibi olsunlar. Çok indirim yapalım diyorum. Desinler ki ne kadar uzman ve marka olursa olsun nasıl bir fiyat koymuş. Bana diyorlar ki Ada Hanım, o fiyatlara ulaşamıyoruz ve ihtiyacımız var. Evet. Lütfen bu şifacılık eğitimleri verenler, sadece terapiler falan, o insanların ihtiyacı var. Benden daha çok para kazandığınızın farkındayım. Ama ben sizden daha çok misyoner geliyorum. Yani şatoda da yaşamıyorum. Evet hocam. Ama öyle çok hocam, ihtiyacı çok var kadınlara. Evet. Sonuçta yani çok hani burada ihtiyaç ağırlıyoruz. Evet. Ben de elimden geldiğince hatta televizyonculuğumdan kalma bir alışkanlığımla ücretsiz ücretsiz seanslar hediye etmeye çalışıyorum ben de aralarda. Evet. Benim grubum var. Gelsinler. Hı-hı. Onları şifalandırıyoruz. Hiçbiri yalnız değil. Altını şöyle çiziyorum. Ben varım. 7/24 orada çaresiz değilsiniz. Mutlaka size ses verecek arkadaşlarım var. Zaten katılan gruptaki herkes de birbirini şifalandırıyor. 7/7/7'ye şimdi öyle geleceğim. Hı hı. Neye çok inanıyorsan ama hücrem buna inanmıyorsa tabii olmaz. Olmaz tabii, aynen. Peki hücremin buna inanması için asıl hücrenin bilincini değiştirmemiz gerekiyor. Bizim değil. Hı hı. Biz bilinçte ona o mesajı indiren oluyoruz. Hı hı. Peki hücrenin bilincini nasıl değiştireceğiz? İşte orada titreştiricilerle, yani gerçek şifacılarla, rehberlerle, üstadlarla, o hücreleri konuşturanlarla beraber olup öğrenip sen de konuşturacaksın. Hı-hı. Hepimiz konuşturabiliriz. Evet. Ama bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için bu da reanimasyon. Katılmak isteyenler Adalet Hanım'ın eğitimine bakın, çok yakın tarihte başlıyormuş. 2024'de başka bir enerjiyle girebilirsiniz. İnşallah. Şifacılar da katılsınlar. Evet. Onlara da hem psikoloji eğitimi de olur. 23-24 Aralık dediniz. Evet. Öyle başlıyor. Evet. Tabii ki çok tatlı Adalet Hanım. Kafada durmuyor. İkimizin de oradan oraya geçiyoruz. Biraz önce pilot hanımda kaldık. Onu da bir merak ettim. Ya özür diliyorum. Aslında böyle sabahlara kadar tabii ki yani çok konu hızlanıyorum. Heyecanlanıyorum. Neden?
Evet. Vereyim istiyorum. Hı-hı. Ben gitmeden bu dünyadan. Ay, mesela hocam, Allah olsun, gideceğim bir gün hepimiz. Ama yani daha erken. Daha güzel yere gideceğimi düşünüyorum. Eminim oralar daha güzeldir ama yine de Allah ama yok. Evet. Daha önceklerimiz var. Evet, sizden. Ben bir de mutluyum bu dünyada. Mesela enkarneyi falan çalıştığımızda cadı olduğum biliniyor. İşte o tıp doktoru arkadaşımla iki enkarnede birlikteymişiz. İkimiz de yakıldık. İki kez de yakılıyoruz. Biri bayağı bir işkence olarak. Niye ben cadıları seviyorum? Neden böyle hep sırtımda bir şey var? Hani bir hançer gibi. Hep böyle sırtımı ben daha duvara falan veririm. Yani onlar... geçmiş yaşamda yakılmış mısınız? Evet. Logom da Hipetya'dır. İşte şapkam cadıdır. Demek ki ne yapıyorum ben? Bilginin peşinde koşuyorum. Enkarnemde ise ben de bir şeyhle evlendim. Bir tarikatın oğluyla evlendim ben. Bilmiyordum. Enkarnemde arkadaşlarım dediler ki Güneydoğulu bir aşiret, aynı zamanda onlar Nakşibendiler. 35 yıl gelin oldum. Hipetya'yla bağımın ne olduğunu da bilmediğim için enkarnende geçmişten getirdiğin cadılık Hipetya'ya kadar da gidilebilir bilmiyorum. Daha belki onunla da bir bağım vardır, belki bilemiyorum. Bu dünyaya gelişimde bir hani aşirette gelin olmak daha bir motif, inanç motifinin gelini olmak belki de enkarnemi tamamladığım yer. Barış içinde bitirdim. Evet. Huzur içinde bitirdim. Evet, evet. Belki de enkarnemi tamamlamışımdır. Evet. Onun için de boyutumun güzel olacağını söylüyorlar. Güzel. Güzeldir. Güzel. Ama ben tabii ki dünyayı da çok sevmekteyim. Güzel. Seviyorum dünyayı. Dünyada sizi tabii seviyorum. Ki evet, uzun yaşayalım hep beraber. Şifalanalım. İsterseniz şapkalarımızla verelim. Evet, bu son ya. Evet. Şimdi birazdan arkadaşlar, Adalet Hanım şimdi bize bereketimizi nasıl canlandı? Madem reanimasyon, paraya da bir reanimasyon yapalım mı? Yapalım. Nasıl yapıyoruz? Çünkü yeniden canlandırma dediğimiz şey. Şimdi insanlar paraya çok odaklı olduğunda Yasemin Hanım, ben bir kızıyordum kendi kendime. Niye herkes bir illa para? Ülkeme baktığımda iki şey... Benim videolarıma da baktığımda en çok izlenen, tıklanan iki konu. Bir tanesi travmalar, çocukluk, ebeveyn, çok acı çeken insan var. Bunu bir köşeye koyuyorum zaten. Onun için delice programlar yapmak istiyorum o travmalara yönelik. İkincisi ise herkes dilekte para diyorum. Onun için de bir de Hoponopono çok aşırı izleniyor. Diyorum ki niye? Çünkü insanlar orada da paraya kavuşmak istiyor. Sonra ben reanimasyonu çalışırken hücrenin yasalarıyla ilgili oradaki bir bilgide ben anladım niye öyle olduğunu. Yanlış bir şey istemiyor insanoğlu. Çünkü bizim hücre yasamızda, hücre yasalarımızdan bir tanesi şu. Hücre diyor ki beni en ekonomik şekilde çalıştır, bakın. Cümleyi veriyorum, kuantum cümle. Beni en ekonomik şekilde çalıştır, minimum derecede enerji yakayım diyor. Az enerjiyle minimum bir hayat süreyim yani. Ve burada ben bir an önce rahata kavuşayım. Hücre, her hücremiz rahatlama dürtüsünü istiyor. Az enerji, bir an önce. Az çalıştır, az enerji. Evet. Az çalıştır, iş kısıtlama kısıtlı. Bak, az iş. Az iş, az kısmet demek. Tamam. Az enerji, para nedir? Enerji. Ben de az enerjiyi üret. Böylece paranın enerjisini kısıtlıyor musun? Az parayı istiyor musun? Kod. 21. yüzyılda anladım. Bize böyle geliyor. Hücrenin kodu hala şöyle. En ekonomik yaşa, en az hücre enerjisiyle yaşa. En az hücre enerji para. Parayı nasıl istiyor hücre bizden? Az. Böylece paramız az oluyor.
Ne dememiz lazım? Yaşam standardımız en ekonomik diyor. Onun için yoksulluk sınırında gidiyoruz. Hı hı. Sonra da hepimiz param olsun, şatom olsun, evim olsun, villam olsun diyoruz. Hı hı. Ama hücrenin kodu varoluşta o değil. Mağaradaydı. Ne istiyordu? Var olayım, enerjiyi çok harcamayayım ki devam etsin. Ama bugün değiştiğine göre işte buna da kuantum paketçik diyoruz. Hı hı. Kuantum paketçik. Bu bana ait değil yani, çalışmalarım sonucu birleştirdiğim şey. Aslında bana ait bir şeye geliyor, açıklamaya gelmiş oluyor. Hı hı. Kuantum paketçik, yani kuantum para isteme iplikçiklerini yeniden kodlayarak hücrelerinde bugün söyleyeceğin cümle şu olmuş olacak. Hı. Maksimum ekonomi, sınırsız enerji. Bakın, bir dileğin gerçekleşmesi için, bunu da reanimasyonda anlatıyorum ben. Anlattım da bunu. Hastalıklarda ya da bilemiyorum, Ho'oponopono'da da anlatmış olabilirim. Dileklerin gerçekleşebilmesi için olması gereken şartlardan bir tanesi şu. Bir kez niyet et. Ve bırak. Bir kez tanımla, sonra bırak. Bırak. Beklentisizlik ve boşluk yasası olacak. Bakın, beklentisizlik ve boşluk. Bir kez niyet ettim. Maksimum ekonomi, maksimum enerji. Harika. Niyet ettik, bitti gibilerinden. Şifa olsun. Amin. Hepinize öpüyorum. İnşallah. Amin. Sloganımı İnşallah. Söyleyeyim. Buyurun. Kapanış sizin zaten. Ben yoldayım. Yürüyorum. Siz de gelin, mutlu olurum. Ay hocam, ne güzel. İnşallah buradan herkese şifa oldu, aktı. Evet, çok güzel ilimle bilimi harmanlıyor olmanız gerçekten bir kez daha, ve fikriniz de harikaydı, psikoloji okulu muhteşem. Evet. İnşallah buradan ihtiyacı olan herkese, hem i̇nşallah. Eğitimci olmak isteyenlere, İnşallah. Hem böyle evinde ne yapsam, işte nasıl aydınlansam evet. diyenlere aktı evet. gitti. Evet. Hocamızın da lütfen YouTube adreslerini, verdiği adresleri takip etmeyi unutmayalım. Çok keyifliydi. İnşallah yineleyelim hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bize kalbinizi açtığınız için de evet, çok teşekkür rica ediyorum. Rica ederim. İlk kez zannediyorum paylaştınız bunları, değil mi? Evet, evet. evet. Biz insanız, her şey bizim için. Sır evet, yok. Ben evet. öyle gelirim. Evet hocam. Çok öpüyorum, teşekkür hepinizi. Ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Adalet hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi buradan herkese doldu, taştı, aktı bilgileri. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz ve yeniden buluşuncaya dek en güzele emanet olun diyoruz. Hoşçakalın.